Türkiye gündemini başka şeylerin konuşulmasına da neden olabilir. Aslında basit bir şey değil ama. Çünkü ben yukarıda oturuyorum, köşkün orada. O kısımlarda bilhassa şehir kutlamalarında millet sokaklarda olduğu için o yorgun mermi düşüp birinin başına vuruyor. Rastlanan yani, hadiseler evet, rastladığı ya. Çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle silah kullanmamalıyız yani. Valla meydanı dolaş evet. Eğlen yani ne var? Eğlen yani, ya. Bilmiyorum kuyruk oluştu. Horon kuyruğu yani. Yani şey. Sebahattin sağ bek Fenerbahçe'de oynadı. Cemil Turan çıplak olan Ali. Şimdi 1973 yılında ben o zaman 20 yaşındayken Trabzon amatör Çimento Spor'dan Trabzonspor'a transfer oldum. Trabzonspor o zaman ikinci ligdeydi. Ve biz o senesi oynadık. Ben tabii yedekten, medekten tam derken böyle bir yeni 20 maçım var. O sene biz ikinci lig şampiyonu olduk ve birinci lige çıktık. Oradan bir şampiyonluğum var. Ondan sonra 74-75 yılında bir dokuzuncu olduk. 75-76'da da ilk Türkiye Türkiye birinciliğimiz var. İlk şampiyonluğumuz birincilikte. Ondan sonra da ben 1988'e kadar 15 yıl oynadım. O zamanın içerisinde de 6 şampiyonluk kazandık zaten. Bir de ikincilik şampiyonluğu. 7 tane Trabzonspor'da benim şampiyonluğum var. Trabzonspor'la başladım. Trabzonspor'da futbolu bitirdim. Jübilemi yaptım. Çok güzel günlerim geçti. Şampiyonluklara zaten alışmış olduk. Ondan sonra da en son şampiyonlukta da 1984'te benim sağ taraftan bir ortamla beraber Dobi Hasan golü atmıştı. Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmiştik. Ve son şampiyonluğumuzu orada garantilemiştik. Ondan sonra da 35 yıl geçti. Trabzonspor şampiyon olamadı. 35 mi? Kaç? 37 yıl. Evet. 37 boyunca şampiyonluğa hasret kaldık. Bu sene ama artık görünen köyü kılavuz istemiyor. Bu sene, o sene Trabzonspor hakkıyla beraber şampiyonluk elde edecek inşallah. Daha lig bitmediği için yani bir şey söylemek istemiyoruz ama artık bu kadar fark, puan farkı olduktan sonra bu şampiyonluğun kesinlikle bize geleceğini düşünüyorum. Vallahi şimdi bizim üzerimizde de bir yük oldu yani bu efsane futbolcular. Son şampiyonluk. Yani Trabzonspor bir şampiyonluk artık yakalasa da biz de sevinsek, dışarıdan da olsak sevinsek diyoruz. Ama tabii Trabzonsporluyuz. Bizim canımız, ciğerimiz şampiyon olmasını çok istedik. Yani bu sene nasipmiş inşallah, öyle düşünüyorum. Olacağız diyorum artık. Yani bunun kaçarı yok diyorum yani, ne bileyim ben. İnşallah. Çok sevindirici yani. 37 yıldır şampiyonluk görmemiş bir nesil var. Yani bu nesil de bu şampiyonlukları artık görsün. Fakat iyi bir tarafımız var. Şampiyon olamadık ama Trabzonspor 37 yıl yine zirvede. Yine dört büyük olarak nam saldı. O da işte geçmişin getirmiş olduğu bu güzel başarılardan dolayı. Yani o şeyleri her zaman kafayı oynadık. Şampiyon oynadık ama olamadık. Yani bu da bir başarıdır bence. Kopmadık yani zirveden. Çok istedik. Bu sene inşallah gelecek. Ve bütün Trabzonlar gibi, bütün Türkiye gibi ben de bunun hazını yaşayacağım. Şehir kutlamalarında millet sokaklarda olduğu için o yorgun mermi düşüp birinin başına vuruyor. Rastlanan yani, hadiseler evet, değil. şimdi bizim Trabzon'da bir gelenek oldu bu. Bizim dönemimizde de aynen şampiyon olduğumuz zaman silahlar patlıyor. Bilhassa şehrin yukarıki kısımlarında, köylerde falan bizim kutlamamız maalesef geçmişte hep silah patlamasıyla, silah atmayla beraber geçti. Ama artık şehirleşme yani bayağı bir Trabzon büyüdü.
Bayağı bir büyüdü bizim. 37 sene geçmiş, bayağı büyüdü. Şehirleşme oldu. Artık yani bu silah atma geleneği tamamen ortadan kalkması lazım. Çünkü yorgun mermilerin insanlar üzerinde bayağı bir ölüm getiren bir etkisi var. Yani sevinelim evet ama silah atarak sevinmeyelim. Horon tepelim. Bizim geleneksel horonumuzu tepelim. Bağıralım, çırlayalım. Meydanları dolduralım ama silah atmayalım.